Evet efendim, kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Başta da söylediğim gibi bence eğitim hayatının sürekliliğinde en önemli basamaklardan bir tanesi de yüksek lisans. Şimdi değerli konumla yüksek lisansı konuşacağız ama adaylar henüz daha tercihini vermemiş, sıralamasında hala kafasında soru işareti olan adaylar varsa lütfen bizi ilgiyle takip edin. Dikkatle dinleyin. Hocamdan çok önemli tiyolar da alacağız birlikte. Konumu hatırlatıyorum, tanıtıyorum sizlere. Işık Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Nafiye Güneç Kıyak bizle. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Dün de sözünü almıştım. Hmm. Hakikaten kendi hikayesi olsun istiyorum programın. Bu anlamda son bölümde yüksek lisansı da konuşmak istedik. Evet. Çok da anlamlı oldu. Hmm. Eşlik ettiğiniz için, kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Ama önce dediğim gibi şimdi hala bir grup öğrenci var ki 23.59'u bekliyorlar neredeyse. Kızıyorum artık, verin. Çok da son dakikaya bırakmıyorum diyorum diye uyarıyorum ama diyorlar ki sıralayamadık. Hmm. Tercihler belli ama kafamızda sıralayamadık. Nasıl sıralayalım diye soruyorlar. Siz bunca tecrübeyle nasıl yönlendirirsiniz? Şimdi tabii sıralama başlı başına sorun. Genelde puan sıralaması yapıyor öğrenciler. Evet. Bu puan sıralaması da çoğu kez yanıltıcı oluyor. Evet. Şöyle ki, yani bir üniversite 10 tane kontenjan bildiriyor, 10 öğrenci alıyor. Puanı tabii doğal olarak yukarıda oluyor. Bir başka üniversite 100 öğrenci alıyor. Tabii doğal olarak onun puanı da aşağıda olabiliyor. Evet. Ama sıralamaya geldiği zaman belki de 10 öğrencide kestiğinizde çok daha yukarıda olan puanı o 100 öğrenci aldığı için ve tercih çok fazla olduğu için o üniversitenin aşağıda görünüyor. Evet. Ve öğrencinin istediği de aslında belki de o üniversite. Ama böyle bir korelasyon yok değil mi? Yani yüksek puanlı üniversite iyidir, daha düşük puanlı üniversite daha kötüdür. Direkt böyle bir korelasyon yapmanın çok anlamı yok değil mi? Bu şeyle ilgili yani aslında görmek için o 10 öğrenci de kesmek lazım. Yani ille de puana göre yapmak istiyorsak onu normalize etmek gerekir. Yani 10 öğrenci de kestiğiniz zaman puanı kaçsa asıl belirleyici odur. Evet. 100 öğrenciye göre değil. Şimdi öğrenci tabii arama motorlarında da öyle. Evet. Arka arkaya diziliyor ve sonra üstte olduğunu olan bir başka üniversite belki de istediği daha alttaki üniversiteye gelmeden oraya girmiş oluyor. Şimdi biz istatistiklere bakıyoruz. 500 bine yakın öğrenci üniversiteyi kazandığı halde, üniversitede okuduğu halde tekrar sınava giriyor. Bu bize göre bu puan sıralamasından kaynaklanan bence de bu tam bir sıralama hatası demek. Orada ama 500 bin de çok az bir rakam değil. Çok bir rakam. Şimdi saat gece 23.59'u beklemeleri de bence biraz erken versinler. Bilgisayarları bozulabilir, herhangi bir terslik olabilir. Aynı fikir. Onun için yapmalarında bir an önce vermelerinde artık son saatlere girdik. Puan sıralama yani 3 aşağı 5 yukarı belli olmuştur aslında. Fakat ona da dikkat ederlerse çok iyi olur diye düşünüyorum. Peki hocam, sıralamayı yaptı arkadaşlar şimdi diyelim ki ve bir süre sonra yerleşmeleri belli oldu. Üniversiteli oldular ama onlar şimdiden yüksek lisansı düşünüyorlar. Sizle biraz da bu konuyu konuşmak istiyorum. Üniversitenize baktığım zaman hep hatırlatıyorum, hep söylüyorum, 130 yıllık bir eğitim serüveni diyorum. Tabii bu 130 yılın sonunda yüksek lisans programları çok köklü, çok yerleşik programlar. Üstüne doktora programları var, doktorayla taçlanmış durumda. Bu da zaten akademik bir serüven demek. Tabii. Böyle bir bakıyorum. Hakikaten ismi de değişik olan, program ismi de değişik olan. Yani aslında sektörü kuruşlamış diyeceğim ben ona. Hani ana jenerikten kuruşlamış bölümler de var. Yöneticiler için işletme yönetimi diye mesela bir yüksek lisans. Evet, yüksek lisans. Onun online'ı da var ayrıca. Resim var, sanat kuramı ve eleştiri var, uluslararası ilişkiler var, uygulamalı ekonomi var, EMBA var, çok trend. Bu aralar. Evet. Ve yönetim bilişim sistemleri var. Evet. Devamını siz getirin. Bunlar benim dikkatimi çekenler. Yine mühendislik alanında da bunlardan olduğunu biliyorum. Kimler yüksek lisans yapmalılar? Neler söyleyeceksiniz bu öğrenciler için? Şimdi öğrencilerin uzmanlaşma alanları geleceğe dönük olarak yüksek lisansla belirleniyor. Evet. Şimdi bunlar için de lisansı bitirdikten sonra bulundukları sektör özel bir uzmanlaşma alanı istiyor çoğu kez. Ve onun için de bu konuda eksik olan bilgilerini daha ileriye götürmek için yüksek lisans ve doktoraya devam etmeleri gerekiyor. Bir de süreç bunu gerektiriyor. Artık sürekli öğrenme var. Yani yaşam boyu öğrenme var. Çünkü teknoloji
çok hızlı gelişiyor. Evet. Ve birçok bilgi daha önce öğrendiğinizin üstüne daha fazlasını gerektiriyor. Hep talep ediyor değil mi bize aslında? Tabii, bilgi de bizden tabii, bir şeyler tabii, talep ediyor. Tabii. Evet. Dolayısıyla ben şeyimi bitirdim, diplomamı aldım, her şey bitti. Yok. Zaten öğrencilerimiz de artık bunun farkındalar. Çok şükür evet. Şimdi hepimiz öğrendik bunu. Zaten hepimiz öğreniyoruz. Evet. Sürekli öğreniyoruz. Şimdi bizim yüksek lisans ve doktora programlarımız Maslak'ta tam iş merkezinde. Ve bunu özellikle böyle yapıyoruz. Tabii özellikle yapıyoruz ve iş hayatında olan ve kendisini bu anlamda geliştirmek isteyen iş sahiplerine yönelik programlarımız ve burada ve daha çok da akşamları işten çıktıkları zaman oraya gelebiliyorlar. Evet. Ve her türlü o anlamda kolayca ulaşabiliyorlar. Ulaşım çok kolay. İş yerinden çıkıyor, oraya gelebiliyor. Ayrıca onların biz talepleri doğrultusunda yeni programlar oluşturuyoruz. Çok iddialı olduğumuz programlarımız var. Bir tanesi psikoloji. Bizim lisansta dün da dün duyurmuştuk. Evet. Oradan başlayayım. İstersen sözüm var o anlamda. Evet. Bunu konuşacağız diye. Bizim çok iddialı bir lisans psikoloji programımız var. Evet. Hem Türkçe hem İngilizce dilde eğitim veriyoruz. Ve yüksek lisansa doğru öğrencilerimiz mezun olduktan sonra onların uzmanlaşma alanları oluyor. İşte spor psikolojisi, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, adli psikoloji ve bunlardan birisi de işte klinik psikoloji. Evet. Biz şimdi öğrencilerimize tabii psikoloji mezunlarına yönelik olarak klinik psikolojiyi açtık. Ve bu anlamda kendilerini klinik anlamda yani tıbba çok daha yakın işte psikoterapi yapabilmek amacıyla veya bu konuda takip yapabilecek, raporlayabilecek elemanlar ya da sektörün gerektirdiği, sektörün istediği iş sahipleri oluşturmak amacıyla bu programlarımızı açtık. Evet. Benzer şekilde yine Sosyal Bilimler Enstitümüzde sanat kuramı var. Evet. Mesela sanat kuramı hem yüksek lisans hem doktora. Ve Türkiye'de başka bir üniversitede böyle bir program yok. Sanat kuramı daha çok sanat anlamında eleştirel bakan, sanatı yorumlayabilen, sanatçıyı değerlendirebilen ve sanatı değerlendirebilen insanlar, bireyler yetiştirmeye yönelik. Bu açığı tamamlıyor. Bunun ayrıca bir ileri aşaması dediğim gibi doktoramız da var. Evet. Bu konuda akademisyen olmak isteyenler, kendilerini bu alanda ilerletmek isteyenler için de bu programlarımız devam ediyor. Resim yüksek lisansımız var mesela. Evet. Resimde. Yine yöneticilere yönelik MBA programlarının yanı sıra Orta Doğu ilişkileriyle ilgili uluslararası ilişkiler programlarımız var. Yani çok seçeneklerimiz var. İş sağlığı ve güvenliği programı var. Mesela Türkiye'de yaşanan son gelişmeler aslında bu alanda o kadar büyük açık olduğunu gösterdi bize. Özellikle Soma felaketiyle beraber iş sağlığı ve güvenliği konusunda söz söyleyecek diplomalı, yüksek lisanslı insanların eksikliğini hissettik değil mi? Bu anlamda da bence özel bir program olduğunu düşünüyorum bunun da. Şimdi bunun muhasebe denetim çok önemli. Evet, muhasebe denetimin önemi de şuradan geliyor. Çünkü artık uluslararasılaşma sürecinde standartlar değişiyor. Ve birçok şey artık uluslararası nitelik kazanmak durumunda. Onun için uluslararasında kabul edilmiş standartların öğrenilmesi ve o konuda uzmanlaşma sağlamak üzere yine Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bizim muhasebe denetim programlarımız var. Fen Bilimler Enstitüsü'nde mühendislik dallarımızda hemen hemen bütün mühendislik dallarında yüksek lisans programlarımız var. Mesela teknoloji ve inovasyon yönetimi. Evet. Çok ilgimi çekti hocam. Gerçekten çok önemli, çok ihtiyacı olan, üstelik de yani trend olan bir konu. Evet. Yani dünyanın gündeminde olan bir konu. Biz bunu yine kendini geliştirmek isteyen üniversite mezunlarına bu bütün disiplinlerden olabilir. Evet. Bütün disiplinlerden herkese açık bir program. Yine bilgisayar, elektronik ve matematik alanlarında doktora programlarımız var. Yine bu bizim Maslak'ta yani iş merkezinde herkesin çok kolay ulaşabileceği bir mekanda ve iş saatlerinin sonrasında sunuyoruz. Bu konuda kendilerini geliştirmek isteyenlere. Peki zaten diğer ayrıntılara mutlaka web sitenizden de ulaşabilirler arkadaşlar. Tabii. Ama Maslak'ta olmasını da ben kendi adıma da önemsedim. Çünkü ben de yüksek lisans yapmaya çalışıyorum ve her zaman zamanla yarıştığımızı fark ediyorum bu konuda. Bu da çok bence önemli detaylardan bir tanesiydi. Biraz şimdi son kalan dakikalarımızı yine üniversiteye ayıralım. Ben bu sefer üniversiteyi sormayacağım hocam. Ben bu sefer üniversitenin geleceğini sormak istiyorum. Önümüzdeki yıldaki program için kopya çekeceğim şimdi sizden. Önümüzdeki yıl size neler sorarım? Nasıl planlar var? Nasıl hayaller var önümüzdeki yıl için?
Önümüzdeki yıl biraz daha fazla uluslararası öğrenci çekmeye yöneliyoruz. Yani biraz da Türkiye'nin vizyonuna yönelik ve bizim de hedeflerimizde olan uluslararasılaşma hedefimizde. Sağlık programlarını daha fazlalaştırmayı planlıyoruz. Tasarım bizim en çok önem verdiğimiz alanlardan birisi. Özellikle bu tasarım mühendislik alanında bir makine tasarımı da ama aynı zamanda güzel sanatlarda bir moda tasarımı. Yani sonuçta dünya vizyonunun bunun üzerine mi kurulduğunu evet, düşünüyorsunuz? Çünkü tasarım gücünüz yoksa bir şey yapamazsınız. Her şey tasarım. Bir biliyorsunuz cep telefonları bile sürekli şekil değiştiriyor. Bir takım işlevsel değişiklikler getiriyor. Neden? Çünkü tasarım boyutuyla oynuyorlar. Tabii sadece akıllı olmaları yetmiyor. Akıllı tasarlanmış olmaları gerekiyor. Evet. Tasarım çok önemli. Bina tasarımı, mimari çok önemli. Aynı şekilde giysi tasarımı, çünkü hepimizin ihtiyacı olan ve bizim kimliğimizi yansıtan şeyler bunlar. Tasarım gücü bu anlamda tasarıma çok önem veriyoruz. Tasarım programlarımızı yerleştirmeyi, onunla ilgili gene yüksek lisans programları koymayı planlıyoruz. Geleceğe dönük olarak öğrencilerimizin uluslararası boyutta nitelik kazanması için yine uluslararası temelli programları oluşturmaya çalışıyoruz. Nitekim bizim İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz genelde uluslararası tabanlı programlar üzerine oturtulmuştur. Uluslararası ticaret, uluslararası lojistik gibi, uluslararası evet. ilişkiler. İşte bütün bunlar bizim gelecek vizyonumuzu oluşturuyor. Peki, daha önce yine kendi adıma sahiplendiğim bir şey var sizin üniversitenizde. Evet. Meslek Yüksek Okulu. İlk evet. benim programımda duyurmuşsunuz. Evet, evet. Yıllardır da takip ediyoruz. Şimdi seneye de Meslek Yüksek Okulu'nu konuşacak mıyız? Tabii. Güzel tabii. gelişmeler olacak tabii, mı tabii, o alanda orada da? Yine orada tasarım biliyorsunuz orada da tasarım programlarına ağırlık verdik. İşte radyo televizyon, işte moda tasarımı vardı, mimari restorasyon vardı, grafik tasarım vardı. Gelecek yıl bunlara ilave olaraktan başka programlar planlıyoruz. Sağlık özellikle üzerinde geliştireceğimiz programlar arasında gelecek yıl için. Sağlık da çok yükselen bir trend değil mi? Orada da kaliteye çok ihtiyaç var. Kalite arayışı bence sağlık bilimleri vazgeçilmez bir halde diye düşünüyorum. Kalite arayışı çok önemli ama bunun yanı sıra yaşlanan bir nüfusuz ve insanların sağlık hizmetine çok gereksinimi var ve bunun için de çok kaliteli, iyi yetişmiş sağlık elemanlarına ihtiyaç var. Dolayısıyla bu iki yıllık okullar bu açığı dolduracak. Çok açık var gerçekten bu alanda. Özellikle iki yıllıklarda. Onu da yine Maslak'ta yapıyoruz biliyorsunuz iki yıllık eğitim de Maslak'ta. Çünkü onlar da iş hayatına atılan ve iş hayatının içinden gelen evet. öğrenciler oluyor çoğu kez. Onlara da bu kolaylığı sunmak istiyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizle. Güzel deneyimlerinizi aktardınız. Hatta tercih dönemi boyunca bizi hiç yalnız bırakmadınız. Hem üniversitenize bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Hem de şahsınıza desteğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha gülümsemesi bol, daha çok evet. projeli programları birlikte yapalım. Ağzınıza ve ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Bütün adaylara tekrar her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum. Annelere, babalara. Artık geçmiş olsun. Dileklerimi ileteyim en azından. Yeni sınavlara diyoruz değil mi? Her şey çok daha iyi olur. Umarım herkes istediğini alır. Peki, çok teşekkürler. Evet efendim, bizden ayrılmayın. Yine kısa bir ara için izin rica edeceğim ama biraz da yurt dışı eğitimi konuşacağız. Değerli konuklarım olacak. Birinci ağızdan anlatacaklar yurt dışında eğitimin nasıl bir şey olduğunu. Hemen geliyoruz.